Merhaba sayın virüs severler, sevgili dostlarım. Bu ikinci programımız. Biraz daha ahkam kesmeye devam edeceğiz. Bu bölümde önce geçen bölümde bahsettiğim iki tane ilgili çözümleri ya da olup bitenleri söylemeye çalışacağım. Birinci eli görüyorsunuz ekranda. Bu el bildiğiniz gibi 1959 yılındaki Vanderbilt'te oynanmış bir eldi. Yandaki fotoğrafta da gördüğünüz gibi en üstte Soloway var, solda gözlüklü. Yanında Halley, oturanlar solda Swenson, sağda Walsh. Meşhur Walsh konvansiyonu mucidi. Bunlar Vanderbilt'te 69 senesinden bu, pardon. 59'dan da bu 69 senesinden kazanan takım. Şimdi bu elde hatırlar mısınız? Batı'daki Swenson Astroavale 6 tane karasından, yani Astroavale'den Swenson Astroavale 6 tane karadan vale karoya çıktı. Bir ihtimal yerde kalır da telefon pası yapar, ben de tek ruhamı kaparım diye. Öyle olmadı. Dekteren çaktı. Lazard. Sidney Lazard. Çaktı. Fakat uyanamadı. Valiye çıktığına göre Astro adamı mı yok? Astro adamsız mı konuştu böyle? Diye düşünüp trefasını belki çekebilirdi. Ama bunu yapmadı. Mavi bulmuş bezirgen tüccar gibi piktamıyla yere geçti, trefen pası yaptı. Tek trefasına kaptırdıktan sonra iki ili gördüğünüzde de fark edeceğiniz gibi artık eldeki kör omlusunu atacak hiçbir yeri yok. Eğer üç tur koz çekerse zaten yere çaktıracak kozu kalmıyor. Kör omlusunun kaybından kurtulamıyor ve kontrat battı. Ne çıkarsınız ki söz mü? Hiçbir şekilde olmuyordu. Geçelim ikinci ele. Geçen hafta bir de konuşmamızın sonunda bir el sormuştuk. İkinci ele geçelim. O elde 1959 Avrupa Şampiyonası'ndandı. Evet, ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu elin enteresan bir anısı var. Yani ben bu eli aşağı yukarı 35 senelik hatta Briç dergi yayını. Şimdi İspanyol oyuncu kör çıkışını yerden asla alıyor. Bütün körlerini çekiyor. Astro karasında çekiyor. Üç turda pik çekiyor. Pikler düşmeyince telefon pası yapıyor ve 7 tanzotuyu tam yazıyor. Yani böyle bakınca tam tırnak içinde söylüyorum. Tam kız oyunu gibi bir şey oldu bu. Fakat doğuda oturan Belladonna bakıyor, bizimki bu kağıda batar. Bizimki dediği Garozo. İçerideki odada da Garozo oynuyor bu kontrası. Bir bat diyor. İsterseniz o odada neler olduğuna bakalım önce. Orada da kör çıkılıyor. Garozo alıyor. O da 6 tane körünü çekiyor. Asura karıyı çekiyor. As trefi de çekiyor. Ve pikleri oynuyor. Üçüncü pike vurmayınca sağ tarafı batıyor. Neden mi? Çünkü dört tane pik solundadır. İki minör onörü de, yani karadamı da
tref rüası da sağındadır. Şimdi İspanyol oyuncunun oynadığı oyun birçok yerde %50'lik başarı şansı var diye nitelendiriyor diye. Ama bence psikolojik olarak daha az. Çünkü bir kere hangi empasın geçtiğini bilmesi gerekir. Doğru bilmesi gerekir. Yani biri geçmiyorsa geçmeyeni atınca batacak geçen dururken. Garozo'nun oynadığı oyun ise mantığı çok basit. Dört tane pik varsa bir tarafta, yani pikler 4-2 dağıldıysa, dört tane piki olanın elinde hangi minör kartı, yani kara dama ya da tref rağı varsa otomatik olarak sküz olacak. Kart tutamayacak. Bu da aşağı yukarı %85'lik, hatta biraz daha yüksek başarı olana oran bir oyun. Ama işte her zaman matematikle kazansa bu bir iş zaten kimse beceremeyecek, kimse oynayamayacak. Bütün mesele de burada. Bir için güzelliği dedikleri şey de bu olmalı. Çok özel bir ili. Çok severdim bu ili. O özellikle burada anımsamak istedim tekrar. Cumhuriyet döneminde yazılı el bir bilgi bulmaya dayalı hiçbir kaynak tespit edemedim. Yani çok belli belirsiz şeyler var. Bir tane kitap mesela 53 senesine mi 55 senesine mi aitti. Onu kitaplığımda tutuyordum ama taşınırken kaybettim herhalde. Bir şey oldu. Bulamıyorum. O kitap yok. Yani o senelerde bir kitap yazılmış. 60'ların başında mesela Ahmet Cezayirli Taksim'deki Mühendisler Birliği'nde turnuva yapıyordu. Benim de çok iyi dostumdu Ahmet Cezayirli. 60'lı yılların başında yapıyordu. 64'lerdeki Lüksemburg Bilardo Salonu Biliş'in yoğun olarak oynandığı yerdir. Daha sonra Akaretler'de Ümit Kafe vardı, bilir misiniz? Benim yaşımda olanlar bilirler. Haluk Eretak, Hasan İstinyeli. Bakın resimde Halit Bigat'ı bugün 84 yaşında bridge oynarken görüyorsunuz. Gibi isimler Hilton Oteli ile anlaşıp salonunu haftada bir gün bridge oynamak üzere konsumasyon karşılığı kiralamış gibi bir şey yapmışlar. Turnuva yapıyorlar yani. Bir gün yine kalkıp gidiyorlar oynamaya. Kalabalık bir grup. Otel diyor ki yok bugün şey var, nişan töreni var, salonu veremeyiz. Halit Bigat'ın babası çok kızmış. Kalkın Pera Palas'a gidiyoruz demişler. Yanlarında Şemla da var. Biliyorsunuz Bigat Şemle tanışıyorlar. Daha sonra Bigat Şemle'nin üvey babası olmuştu. Ya kendisinin ya Şemle'nin annesinin birinin ikinci, birinin üçüncü, yok da ikisinin de ikinci mi evliliğiydi, onları da ben karıştırıyorum. Yani emin değilim. Yoldan geçeni turnuvalara çağırıyorlar. Gel bir iş turnuvası var, gel bir iş turnuvası. Simitçi gelse neredeyse alacaklar içeri. Öyle bir turnuvalar başlamış Pera Palas'ta. Hatta o yıllarda
Blackwood Konvansiyonu'nun isim babası İzeli Blackwood ve eşi İstanbul'dalar. Pera Palas'ta kalıyorlar. Onlar da bir iş oynamışlar orada. İzeli Blackwood'un İstanbul'da bir iş oynadığını biliyor muydunuz? İlk Cumhuriyet Kupası, çok araştırdım bunu, hangi yılda yapıldı. Yani Koray Selçuk'la konuştum, Ali Yalman'la konuştum, Halit Bigat'la konuştum. Daha aklınıza gelebilecek kim varsa hepsiyle konuştum. O zamanlar tutmamışız bunun kaydını. Fakat bu bizden yaşlı abilerimiz de tutmamışlar. Kaç yılında başladı? Bu Türkiye'nin en büyük tropisi bu. En eski tropisi. Her yıl kesintisiz yapıldı. En son Ali Yalman'la konuştum. Ali Yalman 1963 senesinde oynadığını hatırlıyor. Net olarak hatırlıyor. Belki 62'de de oynanmıştır ama onu hatırlayamıyorum, emin değilim şeklinde bir beyanı var bana şahsen. Bu yüzden Cumhuriyet Kupası'nın ilk yapılış tarihinin 1963 yılı olduğuna ve ondan sonra sürekli olarak her sene yapıldığına dair bir bilginin Türkiye'deki bir iş tarihiyle ilgilenenler açısından kayda geçirilmesinde yarar görüyorum. Yani bu sene tam 60.sı yapılacak. 2023'te 60. Cumhuriyet Kupası yapılacak. Umarım Biriş Federasyonumuzda, diğer yayınlarda 60. düzenlenişi oluşunu duyurularında belirtirler bunları. Haluk Eratak ve Hasan İstinyeli. Bu isimlerin sizce genç nesiller hatırlamaz ama acaba eskilerden de yeterince bilen var mıdır? Bu iki oyuncumuz bizim Bermuda Bowl'da oynamış ilk Türk oyunculardır. Haluk Eratak Mısır takımında oynamıştı. Afrika'dan katılmıştı. Mısırlılar milli takımlarına çağırmışlar. Orada yaşıyordu bir ara. Orada oynadı. Hasan İstinyeli ise Fas'ta büyükelçimizdi. Ondan da rica etmişler Fas takımı. O da Fas takımından oynadı. Ve Bermuda Bowl'da yarışan ilk iki Türk ünvanına sahip oldular. Mesela Orhan Zeren'le Ahmet Cezayirlioğlu'nun kahvehane turnuvaları çok yaygındı. Çünkü o zamanlar fazla bir iş de yok, şey yok, kulüp de yok. Ya yani yeni yeni açılacak daha. 1964'te Lüksemburg'da yeşeren kahvehane biricinin bir devamı mesela 69'lu, 70'li daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Kulübü'nde, Akademide Ümit Kafe'de, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Mesela İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciyken kurdukları bir iş dernek demeyeyim ama grubuyla Coşkun Keskin, Kudret Metin, Tamer Akbulut, Erdal Ercan Olcay gibi isimler doktor olmadan önce bir işçi olmuşlardı. İlk charity turnuvası 1986 Şubat'ında yapıldı. O zamanlar İngiltere'de çok yaygın olan charity turnuvalarına ben bir mektup yazdım. İşte el gönderin biz de katılırız gibilerinden memnun oldular. Elleri o zaman internet falan yok tabii. Postayla geliyor eller. Ben oturuyorum onları duplike ediyorum. Bütün kulüplere tek tek gönderiyorum. Kulüpler listelerini bana gönderiyor. O listeleri çizelgelerde yapıp İngiltere'ye gönderiyorum. Kulüplere ayrıca kulüp birincilerine, dereceye girenlere ödül veriyoruz. Onları çok rağbet gördü. Ve değişik bir bilinç, nasıl diyeyim, etkinliği oluştu. Bir keresinde Muğla'ya gitti, Köyceğiz'e. Hiç unutmuyorum.
avukat dostum o zaman ilk turnuvayı yapmıştık orada ve o kadar çok rağbet olmuştu ki otelde kalacak yer yok. Dışarıda yazın çimenlerin üstünde sabahlayanlar olmuştu. Yani eğlenceli günlerden geçiyorduk. İlk Şampiyon Kulüpler Turnuvası'na 1986'da katıldık. O zamanki takımımız Turhan Tümay'dı. İsmail Bal vardı. Şevket Çizmeli vardı. Tuğrul Avşar vardı. Hamit Emen vardı. Bu takım gruptaki 3 rakibini de yendi. Ancak 16 ve 8 boardluk maçların VP, IMP skalara farklı olduğu için takımımızı 3. ilan edildi. Yani öyle kurallar öyle gerektirdi. Ayrıca 80'li yıllarda Lyons kulüplerde, Rotary'lerde, Modo Deniz Kulübü'nde, Büyük Kulüp'te, Club Mediterranean'da bridge turnuvaları düzenleniyor. Öğrenciyken 69-70 senelerinde Büyük Kulüp'te, Modo Deniz Kulübü'nde çok bridge oynardım. Partnerim Server Serim vardı. Öğrenciyiz, çok iyi arkadaşız. Her turnuva, haftada bir turnuva olurdu. Gider oynardık. Hepsi ayrı ayrıydı. Ayrı bir zevkliydi. Özellikle Büyük Kulübün yemekleri olağanüstüydü. Yani bir tane Yahudi bir yemek yapan aşçıları değildi ama dışarıya sipariş ediyorlardı ama özel olarak kulüp için yapılıyordu. Bir dondurma yapardı. Vişneli dondurması. Emin olun öyle bir şeyi hiçbir yerde rastlamadım. Sadece bir şeyi biliyorum. Daha küçükken, yani üniversiteden de önceki yıllarımda küçük eniştemin börekçi dükkanı vardı. Tünel börekçisi. Tünel börekçisinde bir vişne şerbeti yapardı. O vişne şerbetine hiç su katmazdı. Ben gözümle görürdüm. Sabah yapılırdı. Vişneler ezilir. Hiç su katılmadan yapılırdı. Onun gibi bir şeydi yani bu Yahudi'nin yaptığı dondurmada. O kadar lezzetliydi. Büyük kulüp, Moda Deniz Kulübü'ndeki anılarım çok özeldir. Büyük kulüptekiler de öyle. Henry Matalon. O kadar beyefendi bir insandı ki. Ahmet Bakırcı. Nedim Bey. Saçsızdı Nedim Bey. Hatırlarlar. Ben mesela orada bana çok destek olmuşlardı. Bir müddet sonra turnuva direktörlüğü yapmaya başlamıştım. Tabii biz genciz. Direktörlük yapmaktan daha çok işte derler ya ahkam kestirmek gibi bir şey. Çocuk olarak kendimizi saydırmaya çalışıyorduk. Üniversite öğrenciyken Rigolopoulos, Namer turnuvaları çok rağbetteydi. Yani özel turnuvalardı. Namer'in kızı Jeanette Namer şu anda çok yaşlı. Ve demans, ne yazık ki demans durumunda. Bodrum'da yaşıyor. Konuşamıyoruz. Son birkaç yıldır devamlı kendisiyle oynuyordum. Bodrum'dayken. Fakat artık beni de hatırlamıyor. Şimdi kaç senesiydi? 60 senesi mi? 63 mü ne? İsrail'de giden bir milli takımımız var. O yıllardaki klasik kadro aşağı yukarı. Mehmet Kortay, Koray Selçuk, Necmi Akça, Hasan Dağlı. Şimdi o turnuvadan sonra İstanbul'a geldik. Orada mesela Hasan Dağlı Türkiye'deki şöhretini Avrupa'ya taşıdı. Nasıl bir şöhret olduğunu sorarsanız anlatması pek hoş değil. Neden? Çünkü sırf
Manier üzerine kurulu bir şey üretti. Ve Avrupalılar dedi ki, demişlerdi ki o zaman, bir daha Hasan Bey'i bu Avrupa şampiyonalarını getirmeyin. Böyle bir anekdot da geçerlidir yani. Fakat dönüşte İstanbul'da Garozzo da geldi. Yani İsrail'den Avrupa'ya dönerken, İtalya'ya dönerken İstanbul'a davet edildiler. Bir turnuva gibi ya bir iş oynandı. Bir el var mesela. Mehmet Kortay, ya çok özel biriydi Mehmet Kortay. Üzülerek itiraf edeceğim. Örneğini de görmedim şimdiye kadar. Bakın çünkü çok samimi. Bunca yıldır bu Brit camiasındayım. Kimseyi herkesi tenzih ederim ama bilinç masasındaki adabı, centilmenliği ile ün salmış Fransızlardan dünya kadar oyuncusu vardı. İngilizler öyle. Oynamadığı aşağı yukarı ünlü oyuncu yok gibiydi. Şimdi bu Garozzo'nun oynadığı bir üç tanzotu var. Şeyde. Pera Palas'ta işte Mehmet Kortay'da defansta Garozzo'nun sağında oturuyor. Yerin üstünde. Şimdi bazı kartlar çekiyor. Ne çektiği önemli değil Garozzo'nun. Fakat Mehmet sıkışacağının farkına varıyor. Dam 3 tane karosu var. Onu elde unutmam. Ve bir de alıcı kartı var. Ama o alıcı kartın kendisinde mi yoksa partnerinde mi olduğunun bilincinde değil Garozzo. Bilemiyor o dördüncü son metre kartın kimde olduğunu. Şimdi eğer metrini atarsa, iki tane metre kartı var pardon. Metre kartlardan birini atarsa aynı renkten büyük kart elindeki küçük de Mehmet'e verecek karıyı yatıracak Asra Valiye'ye doğru. Yerin Asra Valiye'sine göre. Bunun farkında olan Mehmet dam üç karadan bir tane atıyor. Yani daha iki tane bırakıyor dam karıyı. Garozzo da empas yapıyor. Alıyor. Kar adamını alıyor. İki tane de metre kartını çekip kontratı iki batırıyor. Garozzo dönüyor Mehmet'e diyor ki sonra dudak bükerek henüz daha çok gençsin diyor. Demiş. O sırada elleri seyretmek ne olan Abdi Birol. Mehmet'e geliyor. Ya Mehmet diyor. İki büyü fazla batırmak için niye kar adamını iki tane bıraktın diyor. Kuzu kuzu filan farkında değil. ...1973... milli takım seçmelerine geleyim şimdi. Ondan önce bahsedeceğim bir şey var mı bakıyorum. 86'da Epson'un dünya simultane turnuvaları başlamış. 84'te de Çeşme Festivali ilk defa start almış. Galiba 3 kere yapıldı. Ankaralı ünlü biricici Vural Taşman'ın birici nerede öğrendiğini biliyor musunuz? Nasıl öğrendiğini? Kore'de askerken Amerikalı askerlerden öğrenmiş. Kore'ye yedek subay olarak gönderiliyor. Orada Amerikalı askerlerden öğrenmiş. Şimdi geldik. Bazı ellerle beraber enteresan bir anıyla başlayacağım. 1973 milli takım seçmeleri. Şimdi o senelerde Şirem Kulübü çoğunuz hala şimdiki yerinde bilir. Nişantaşı'nda en dipte Yapı Kredi gökdelenin demin katında. Ama oraya geçmeden önce Harbiye'de askeri ordu evi miydi, müze miydi, onunla karşı karşıya olan
bir binadan giriş katında Faccioli restoran vardı. Meşhur Faccioli restoran. Önce oraya gidip akşam yemeği yedip ondan sonra millet 9. kata çıkardı. Çıran Kulüp en tepedeki kattı. 9. Fakat turnuvada yarım saat geç başlardı. Çünkü yemekten kalkanların iki kişilik asansörle 9'ar kat çıkıp inmeleri yarım saati tutuyordu. Öyle bir şeydi. Orada yapılıyor seçmeler. 73 seçmeleri. Ben de Server'le katıldım. Orhan Zeren'le partnerini hatırlamıyorum. Orhan Zeren'le partnerine karşı oynuyoruz. Server'le. Biz paldır küldür bir Yediköy'e geldik. Yani nasıl geldiğimizi hatırlamak mümkün değil. Çünkü hiçbir bilimsel tarafı yok. Gençliğin verdiği heyecanla, coşkuyla, özgüvenle uçup duruyoruz. Yediköy dedik. O zaman Kierkegaard sorusu falan yok. Koz rüyası var mı, yok mu? Hiç böyle şeyler yok. Bir açıldı yer. Bende astam kör var. Benim elim astam körü yere açtım. Yok, az 3 tane kör açtım yere. Server'de de damvareden 6 tane. Rua 2 tane de Orhan Zeren'de ve empas içinde. Orhan Zeren bir sinirlendiyse kaç tane asınız olduğu önemli değil. Koz rüyasının nerede olduğu önemli. Ve koydum koyu rüyasını masanın üstüne, damın üstüne. Biz Yediköy'e yaptık. Şimdi fakat o turnuva yani rüzgar vardı. İkili turnuva gibi bir şey rüzgar var. AMP ikili oynanıyor. Biz İstanbul'dan 5 çift katılıyor finallere. Mecidiyeköy'de zemin katta, bir otelin zemin katında oynanmıştı finaller. Oradan da el anlatacağım. Oraya geldik. Üçüncü olarak girdik biz. Yani modalı dostlarımız Ahmet Bakırcı ile Henry Matalon da beşinci olarak girdiler. İlk o 5 çift giriyordu orada. Önümüzdeki hafta bu programdaki süreyi doldurduk aşağı yukarı. Mecidiyeköy'deki otelde yapılan Butler oynanmıştı o turnuva. Butler ikili. Ben başlayarak devam edeceğim. Yani ilk defa böyle bir program yaptığımız için anlatacaklarımın ne kadar süreceğini, ne kadar zaman alacağını kestiremiyorum. Aslında daha fazla şey vardı bu konuda ama önümüzdeki üçüncü bölümde devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hepinizi bekliyoruz. Eleştirileriniz, görüşleriniz, önerileriniz için. Teşekkür ederim.